Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Sosyolog, Profesör Doktor Barış Erdoğan konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz hep aramızda tabii ki konuşuyoruz. Her zaman soruyoruz. Uzmanlara da soruyoruz ama özellikle son dönemde medyanın da içinde olduğumuz için, basının içinde olduğumuz için hep şunu söyleriz. Herhalde eskiden bu kadar iletişim araçları, sosyal medya kullanılmadığı için bu kadar çok gün yüzüne çıkmıyordu ama günümüzde artık sanki daha bir artış mı var, yoksa sosyal medya sayesinde mi bu kavgalar, bu işte insanlar arasındaki sorunlar bu kadar çok fazla gün yüzüne çıktı ve insanlarımız artık suça daha meyilli mi ya da gençlerimiz mi daha meyilli? Bunları açıklamanızı isteriz. Aslında bunlar karşılıklı birbirlerini besleyen süreçler. Bir yandan işte hepimizin elinde cep telefonu olması, her an bir yurttaş gazeteci gibi her olanı, biteni her an çekebilmemiz. Sadece telefonlar da değil, her yerde güvenlik kameraları da var. İşlenen bütün suçlar kayıt altına alınıyor bir şekilde ve görünüyor. Yani geçmiş bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce bu kadar suç işlense bile haberimiz olmuyordu. Görüntüsü olmadığı için medyada zaten yer almıyordu. İşin birinci bir boyutu bu görünürlüğünün artması. Ama görünürlüğün artması diğer taraftan da suça meyilli insanlarda çeşitli fikirler de yaratıyor. Yani taklitle benzerlerini yapma ihtimalleri de artıyor. Şimdi suç oranları artıyor mu sordunuz? Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir ülke şehirleştikçe büyük kozmopolitik büyük kentler olmaya başladıkça suç oranları da artmaya başlar. Çünkü birinci olarak büyük şehirler suçu da kendilerine çekerler. Siz küçük bir topluluğun içinde, küçük bir kasabada istediğiniz gibi rahat hareket edemezsiniz. Yani işleyeceğiniz suçlar varsa da işte o diğerlerinin gözleri, diğerleri tarafından kınanmaktan korkarsınız. O yüzden suçluların çoğu zaten doğal olarak kendilerini kaybedecekleri, yani diğerleri tarafından daha az gözlenecekleri, en azından yakın çevreleri tarafından daha az gözlenecekleri büyük şehirlere doğru akarlar. Ve büyük şehirlerde o yüzden birinci olarak suç oranları daha yüksektir. İkinci olarak sosyoekonomik faktörler karşımıza çıkıyor. Şehirlerde yoksulluk, işsizlik, ekonomik eşitsizlikler görece daha fazladır. Yani ekonomik seviye olarak belki kırlara göre daha fazla, daha çok para vardır ama bunun dağılımı daha kötü bir şekildedir. Üstelik kent ortamlarında sosyal dayanışma da zayıftır. Yani bir akraba çevresi vesaire sizi elinizden tutup desteklemez. Doğal olarak da ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, işte maddi olanaksızlıklar sonucu özellikle gençlerde bir çıkış yolu olarak görülebiliyor. Ama tabii burada şunu da sormak gerekiyor, yani İnsan neden suç işler sorusu kadar bazen de insan neden suç işlemez sorusu da karşımıza çıkıyor. Çünkü aynı sosyal çevrelerin içinde olan, aynı yoksulluğu, işsizliği, ekonomik eşitsizlikleri yaşayan biliyorsunuz birçok insan da aslında suç işlemiyor. Yani burada önemli bir soru. Kurallara riayet ediyor. Belirli bir şekilde ediyorlar. Demek ki burada başka faktörler de oynuyor. Yani bir takım değerlere olan inançlar, İşte aile bağları, sosyal işte adalete olan inanç gibi birçok faktör insanları suç işlemekten de alıkoyabiliyor. Çünkü içinde yaşadığı topluluk tarafından dışlanmak, işte inançlarına karşı hareket ettiği zaman öyle ya da böyle çevresi tarafından ya da inancı gereği cezalandırılacağını düşünmek vesaire insanları suç işlemekten uzak tutabiliyor. Tabii bir de eğitimin kalitesi de önemli. Kaliteli eğitim, yani bütün dünyada görülüyor ki eğitim oranı arttıkça insanlar daha az suç işliyorlar. Çünkü eğitim bize aynı zamanda dürtülerimizi kontrol etme, belli kurallara riayet etmeyi de öğretiyor. Yani okulda sadece ülkenin sınırlarını,
İşte bir yerlerin başkentlerini, geometri, cebiri öğrenmiyoruz. Aslında orada öğrendiğimiz gizli bir müfredat da var. Yani kurallara uyma, işte sınavda kopya çekmemek için icabında kendine işte şey yapmaya çalışmak, tutmaya çalışmak vesaire bir sürü şey. Yine büyük şehirlerde işte aile içi sorunlar, ebeveynlerin yokluğu ya da ilgisizliği görece kentleşme arttıkça daha da artıyor. Yani geleneksel toplumlarda hani aile içi sorunlar olsa bile işte ebeveyn yokluğu daha az yaşanan bir durumdur. Ebeveyn yokluğu doğal olarak mesela bir ailede çocuğu işte iki kişi gözetleyecekken bu tek anneye çoğunlukla ya da bir babaya kalıyor. İki tane gözetmen olması her zaman bir taneden daha iyidir. Bunlar daha fazla sorun oluyor. Çevresel sorunlar var. Özellikle suç oranlarının yüksek olduğu mahallelerde büyüyen gençler var. Bu tip mekanlarda özellikle erkek çocuklar çevresinde suç işlemek adeta bir nasıl Bir diyelim yarış halinde. şey meselesi, erkekliğini ispatlama, gücünü ispatlama, kendini gösterme olarak görülüyor. Hatta işte şu kadar şeyi var, işte suçu var, şu kadar sabıkası var, şu kadar içeride yatmışlığı var demek kendini diğerlerinin yanında daha üstün görme amacı olarak görüyor. Yani birçok insanın utanacağı, söylemekten dahi çekineceği konular kimi çevrelerde iyi bir davranış olarak gözüküyor. Yani kimileri yaptıkları suçların büyük bir kısmını suç olarak dahi görmüyor. İşte kimseye zararı yok diyor. İşte çaldım ettim ama diyor işte zaten zengin olan adamın malını çaldım. Hak etmişti o falan diyor. Bir de esas son günlerde mesela daha çok böyle işte suç makineleri gibi kavramlardan bahsediyoruz işte. Evet hocam, dün özellikle bunu birebir hep beraber ülkece maalesef içimizi sızlatarak yaşadık. Henüz 19 yaşında, 26, şimdi sayamayacağım kadar çok fazla suça karışmış. Adeta bir suç makinesi ve benim gördüğüm kadarıyla adeta kaybedecek hiçbir şey yok ve öyle bir şey yaptı ki bir polis memurumuzu şehit etti. Şimdi buradan da bir bakınca tabii ki hukukçular nedenlerin nasıllarını araştırıyorlar. Ama işte bizim de göstermek istediğimiz ya da bizim de üzerinde durmak istediğimiz de esas bu. Bir şeyler eksik tabii ki de hukuk tarafında, belki yaşantımız tarafında bir şeyler eksik olduğu için bu kadar çok fazla önümüze çıkıyor. Suç makinesi haline getirebiliyoruz özellikle de gençlerimizi. Ne dersiniz bu konuda? Nerede yanlış yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz? Şimdi o kişinin ben hani biyografisini bilmiyorum, geçmişi nasıldır, ne değildir ama hani birincisi muhtemelen büyük çoğunlukla bu kişinin geçmişinde aile bağlarında muhtemelen büyük zayıflıklar var. Muhtemelen sosyal çevresi suça meyilli kişilerden oluşmuş. Özellikle de çocukluk döneminde, ilk akranlık dönemlerindeki arkadaş çevresinin etkilerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında bu kadar fazla suç işleyen kişilerin sadece sosyal çevreleriyle de değil, hani biraz benim alanımın dışı ama psikolojik ve duygusal sorunlarının da olduğunu düşünüyorum. Yani çeşitli travmalar, stres, madde bağımlılığı, zihinsel sağlık sorunları da beraberinde. Aslında bunların hepsi biraz önce de söylediğim gibi biraz domino etkisi gibi. Zaten işte kötü bir ailenin içinde, ekonomik sıkıntıların olduğu bir yerde yaşadığınız zaman travmaya uğramanız, işte stres yaşamanız, işte küçük yaşlarda tacize uğramanız, madde bağımlılığı kullanma ihtimalleriniz hepsi artıyor. Bunlar arttığı zaman zihinsel sağlık sorunları artıyor. Onlar arttığı zaman zaten kötü bir koşulların içinde yaşıyorsunuz. Ekonomik olarak kötü koşullar içinde yaşıyorsunuz. Ancak kendinizi sadece İşte suç işlediğinizde belki iyi hissediyorsunuz ya da olumlu hale getirebiliyorsunuz. Yani bir bütün bunlar. O yüzden hani hem sosyal çevreyi hem psikolojik destek alanını birbirlerinden çok fazla ayrı da görmememiz gerekiyor. Ama şu da bir gerçek ki
kötü bir sosyal çevrenin içinde çok sağlıklı, psikolojik olarak da sağlıklı bireylerin çıkması zor. Elbette ki her bazı istisnalar var. Doğuştan gelen bir takım psikolojik, işte psikopat kişilik gibi olan insanlar var. Ama bunlar kontrol altına alınabilir iyi bir sosyal çevre. Ama onun da ötesinde tek tek insanlar değil, bunu artık bir toplum sorunu olarak görmemiz gerekiyor. Toplum sorunu olarak görünce de işte küçük yaşlardan itibaren işte ilkokul diyoruz ama işte okul öncesi eğitimle bunun başlanması. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi ilk başlarda başlanan arkadaşlık çevreleri çok önemli. Yani nasıl bir arkadaş çevreniz oluyorsa, onlarla ne kadar yoğun, ne kadar sık ilişkiler içindeyseniz siz biraz da o kişinin haline geliyorsunuz. Okullardaki eğitimin bütün gün olması çok önemli. Yani çocukları sürekli meşgul edecek, hani sadece ödevlerle değil ama sosyal aktivitelerle, olumlu aktivitelerle meşgul ederseniz, meşgul olan insanın işte kötü alışkanlıklara gitme ihtimali daha az olur. Eğer bu çocuk okulda karnını doyuruyorsa, okula aç gitmiyorsa örneğin, yemek elde edebilmek için, işte kendisine ya da ailesine bakabilmek için bir şeyleri çalmak, çırpmak konusunun aklına gelmez. Hani eğer olumlu bir çevre yaratırsanız suç illa alacak. Bakın suçun olmadığı toplum yok. Her toplumda suç vardır. Hatta yani sosyologların bir kısmı için şey de vardır. Bir miktar suçun olması iyidir de. Yani toplumsal dengenin var olabilmesi için, iyi ile kötünün ayırt edilebilmesi için, hatta çeşitli teknolojilerin geliştirilebilmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması için bir miktar olması da iyidir ama bizim burada bahsettiğimiz artık toplumun taşıyabileceği limitlerin dışına çıkılmış olması ya da o noktaya gidilmesi. Suç işleme meyli aşağı yukarı bir sürü çok insanda vardır. Yani hep söylerim uygun şartlar, imkanlar olduğu zaman hepimiz suç işleyebiliriz. Ama bizi suç işlemekten alıkoyan bir takım unsurlar var. İşte yasalara, adalete olan inancımız mesela. Ya bana kötü bir şey yapıldı ama işte yasası var, adalet kurumları var. Bunları işte halledecek. Ya da işte çevremize olan, işte ailemize olan, ya beni kınarlar, ben ailemden, çevremden, ülkemden işte dışlanırım gibi bir takım inançlarımız ya da bazen de suçların cezalarının çok ağır olması ya da gibi nedenler ya da kaybedecek çok şeyimiz vardır. Bakın yıllarca eğitim görmüşsünüz, çalışmışsınız, bir yuva kurmuşsunuz, iş kurmuşsunuz. Bir suç işleyip küçük bir suçla bunların hepsini yıkmak çok kolaydır. Kaybedecek şeylerinize. Bu tip suç işleyen insanların çoğunun kaybedecek bir şeyi yok. O yüzden insanlara kaybedecek bir şeylerini vermek lazım. Yani kaybedecek bir şey eğitimdir, paradır, sosyal çevredir, iyi ilişkilerdir, topluma bağlanmadır. Eğer bunları sağlarsak büyük çoğunlukla hem sosyal çevreyi temizlemiş oluruz, aynı zamanda da psikolojik ve duygusal sorunların da çok önemli bir kısmını halletmiş oluruz. O yüzden her şey ilk öncelikli olarak düzgün bir çevrenin elde edilmesiyle oluşacak. Tabii ki düzgün çevrelerin içinde de suç işleyen insanlar çıkacak. Ama zaten söylediğim gibi bunun önemli olan minimum seviyeye indirebilmek. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Evet, biz hayatımızda düzgün, kurallara uygun bir şekilde yaşamaya tabii ki çalışıyoruz ama bazen hani derler ya tam da tepemin tasını attırdığı bir an olur ya işte o anda geri çeviren aklımıza gelmesi gereken cümle nedir? Öncelikle bir nefes alacağız herhalde ve kaybedeceklerinizi düşünün. Yıllarca edindiğiniz, yaptıklarınız, ettikleriniz, sevdikleriniz, onlara karşı düşeceğiniz kötü durumu düşünüp kendimizi tutmaya çalışacağız ki çoğumuz aslında bunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak çoğu zaman yapıyoruz. Ya sabır diyoruz, yapmıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Sosyolog Profesör Doktor Barış Erdoğan yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.